Evet sevgili arkadaşlar şimdi itme momentumda çarpışmalarla ilgili sorularımıza örnek sorularımıza geçelim. Birinci örneğimizde demiş ki 6 kilo kütleli cisim 5 metre hızla giderken iç patlaması sonucu iki parçalıyor. Parçalardan bir tanesinizde eksi 3 olduğuna göre diğer parçanız nedir? Şimdi bu nasıl bir çarpışma? Esnek olmayan bir olay. Niye? Çünkü başlangıçta tek bir kütleyken daha sonra iki kütleye ayrılıyor. O zaman burada ne korunacaktır? Sadece momentum korunacaktır. Yani sistemin ilk momentumu son momentumuna ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Tabi vektör olarak yapacağız. İlk momentumuz patlamadan önceki patlamamız kütlemiz 6 hızımız 5. O zaman sistemin ilk momentumu bu yöne doğru kaç olacaktır? 30. E patlayan parçalardan bir tanesi momentumu kaç? Kütlesi 2 hızı 3 olduğu için momentum m çarpı v'den buraya doğru 6. E i̇lk momentum bu yöne doğru 30 sa son momentum bu yöne doğru 30 olması için diğer parçanın momentumu ne olması lazım? Bu tarafa doğru olması. Toplam 30 olması için de momentumu kaç olmalı? 36. E 36 dediğim şey kütlesiyle ile hızın çarpımı. E kütlesi 4 kg ise o zaman hızı ne olacaktır? 9 metre bölü saniye olacaktır. Hangi yöne doğru gidiyor? Art yöne doğru gidiyor. Diğer parçanızı art yönde 9'dur diyebiliriz. Peki bu örneğimize bakacak olursak. Demiş ki sürtünme sistemine giden 1 kilogramlık mermi şekildeki gibi saplanıyor. Ortak kütlenin hızı ne olur? Yani burada ne var? Yine esnek olmayan bir olay var. Başlangıçta 4 kilogram kütleli cisim belli bir hızla giderken mermi de belli bir hızla giderken iki ayrı cisim varken bunlar saplanarak ne yapıyor? Tek bir cisim haline geliyor. Ortak kütlenin hızını soruyor. Yine esnek olmayan çarpışma olduğu için ne diyeceğiz? İlk momentum son momentum'u eşittir. Yani sadece ne korunur bu olayda? Momentum korunur. Enerji ve hız korunumu yoktur. Peki ilk momentum başlangıçta hareket halinde olan 4 kilogram kütleli cisim gidiyor. Bunun bir momentum var. Kütlesi 4, hızı 5 olduğu için o zaman momentum bu yöne doğru kaçtır? 20'dir cismin momentumu. E mermi de hareket halinde. Merminin de bir momentum var. Merminin momentumu da bu yöne doğru olacak. Kütlesi 1 hızı 10 olduğu için momentumu 10. E bu momentum bileşenlerini ayırsam şöyle bir yatay düzem çekersem z'den iş işte tersten şurası 37 derece olacak. O zaman bileşen bu 6 8 10 üçgeninden kosinüs 37 0,8 olduğu için buraya doğru 8 aşağıya doğru momentumu 6. İlk momentum bunların toplamı. E bunları vektörel toplarsam ilk momentumumuz ne olacak? Sağa doğru 12, aşağıya doğru 6. O zaman ilk momentumumuz bu ise son momentumumuz da buna ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Peki bunlar saplandı. E ne oldu? 4 kilogram cisim vardı. i̇çine 1 kilogramlık da mermi şöyle girdi. Toplam elimde ne kadarlık kütle oldu? Artık 5 kilogramlık bir kütle var. Peki o zaman ilk momentumda son momentum eşit olacağı için o zaman bu cismin momentumu ne olması lazım? sağa doğru 12 aşağı doğru 6. Yalnız bu cismin aşağı doğru bir momentum olması lazım ama bu cismin yerin dibine ne yapamaz? İlerleyemez sonuçta altında bir zemin olduğu için. O zaman şu düşey aşağı doğru olan momentum ne olacaktır? Yerin itmesi tarafından sıfırlanacaktır. Yani cismi aşağı doğru gitmek isteyecek ama sonuçta yüzeyin tepkisi bunun gitmesine engel olacak. Yani bir kuvvet uygulayacak ve o kuvvet buradaki momentumu sıfırlayacak. Yani burası yerin tepkisi ne yapar? Tepkisinin uyguladığı itme buradaki momentumu sıfırlayacaktır. O zaman ilk momentum sağa doğru 6 ise son momentumumuzda ne olması lazım? Sağa doğru 6 olması lazım. E momentumun bu yöne doğru pardon 12 olması için e kütlemiz kaç? 5. O zaman hareket edeceği ortak hız ne olacaktır? Sistemin saplandıktan sonraki orta hızı 12 bölü 5. O da 2.4 metre bölü saniyedir diyebiliriz. Bir sonraki örneğimize bakacak olursak. Diyor ki 15 tonluk tank durmaktayken 100 kilogramlık mermiyi mermiye 50 metre bölü saniye hızla ateşliyor. Tankın geri tepme hızı ne kadardır? Şimdi başlangıçta ne? esnek olmayan bir olay niye? Başlangıçta tek bir kütle varken e, ateş ettikten sonra ne olacak? Mermi ve tank olmak üzere iki ayrı kütleye dönüşecek. Yani kütle sayısı değiştiği için esnek olmayan bir çarpışma olsun başlangıçta duruyor. Yani sistemin sahip olduğu ilk momentum ne? Sıfır. O zaman sadece momentum konuca için. O zaman son momentum da sıfır olacak. E mermiyi ateşledim. Mermiyi şu tarafa doğru 37 derecelik açıyla attığını düşünelim. Peki merminin momentumu ne? 100 kilogramlık mermi 50 metre bölü saniye hızla gitti. O zaman merminin momentumu bu yöne doğru olacak. Kütlesi 100. Hızı 50'den 5000 metre bölü kilogram metre bölü saniye diyebiliriz. Merminin momentumu. E, i̇lk momentum sıfırdı. Son momentumu da sıfır olması için o zaman ne olacak? Merminin momentum bileşenler isek buraya doğru momentumu ne olacaktır? O zaman buraya doğru momentumu 4000. Düşe yukarı doğru momentumu 3000. Merminin momentumu bu. E tankın momentumu ne olmalı? E sıfır olması için tankın momentumu da tam ters yönde. Yani geriye doğru 4000. Aşağıya doğru 3000'lik de tankın momentumu olmalı ki bu ikisinin toplamımız bize ilk momentum olan sıfırı versin. Peki tank tabi ne yapacak? Yine yerin dibine hareket edemeyecek. Burası yüzeyin tepki kuvveti tarafından ne yapılacaktır? Sıfırlanacaktır. O zaman mermi atıştıktan sonra tankın momentumu geriye doğru 4000 olacak. E momentum kütlesiyle hızın çarpımı. O zaman tankın momentumu 4000 olacaksa e kütlesi zaten 15 tonluk bir tarif. Yani 15000 çarpı hız dersek sadeleştirirsek o zaman tankın geri tepme hızı ne olacaktır? 4 bölü 15 metre bölü saniyedir diyebiliriz. bir sonraki örneğimiz demiş ki toplarda ve silahlarda merminin daha uzağa gitmesi için daha uzun namlulu olması gerekir. Bunun sebebi nedir? Şimdi mermilerde silahlarda veya toplarda daha uzağa ateş edebilmek için namluya uzun, uzun namlulu silahlar kullanır. Şimdi namlunun uzun olmasının sebebi ne olacak? Şu bizim neyimiz olsun namlumuz olsun silah namlusu olsun. İşte mermi çekirdeğimiz burada olsun mermimiz. Şöyle işte şöyle bir silah yapalım. Şimdi ne olacaktır? Burada ateş ettiği zaman ne olacaktır? Çekirdeğin şurada kovanı vardır merminin. Kovandan ne yapacak? Barutlar yanacak ve patlayacak ve içeride ne olacaktır? İçeride yüksek bir basınç oluşturacaktır. O yüksek basıncın etkisiyle yüksek basıncı mermiye uyguladığı çekirdeğin et kuvvetiyle basınç kuvvetinin etkisiyle mermi ne yapacak? Bu namlu boyunca hızlanacak hızlanacak hızlanacak. Daha sonra namludan çıkacak ve ne yapacak? Belli bir hızla fırlayacak ve gidecek. Şimdi şöyle düşünürseniz o zaman buradaki o yüksek basıncın bu mermi üzerinde uyguladığı itme e, itme dediğimiz şey nedir? kuvvet çarpı zamandır ve oradaki yüksek basınç namludan çıkıncaya kadar ne olacaktır? kapalı bir sistem gibi olduğu için içeride yüksek basınç ne yapacaktır? mermi ilerlerken çekirdek namlu boyunca ilerlerken ne olacaktır? kapalı bir sistem olduğu için şuradaki yüksek basınç ona kuvvet uygulamaya devam edecektir dolayısıyla namludan çıkıncaya kadar o kuvvet etki edecek dolayısıyla verilen itme kuvvet çarpı zaman Yüksek basınç kuvveti etkiliyor Ne kadar süre boyunca namludan çıkınca Esen namluyu daha uzun tutarsak O zaman daha uzun namlu olursa ne olacaktır o şekilde merminin namludan çıkma süresini arttıracağız. E süre artınca ne olmuş olacak? Ona mermiye uygulan itme, çekirdeğe uygulan itme artmış olacak. E itme dediğimiz şey momentumdaki değişimdi. E merminin zaten sahip olduğu ilk momentum sıfırdı. Dolayısıyla ne yapacak? Daha fazla itme uyguladığım için çıkış son momentumu artacak. Son momentumun artması demek ne demektir? Kütlesi değişmediği için hızın artması, daha hızlı çıkması. E namludan daha hızlı çıkınca da daha uzaklara gitmesini sağlayacak. İşte silahlarda veya işte toplarda daha uzun namlulu olması demek oradaki merminin oradan daha hızlı çıkması ve dolayısıyla daha uzaklara gidebilmesi demektir diyebiliriz. Evet bizim düzeltmelerimiz devam ediyor. Tüfeğin geri tepmesini azaltmak için omuzumuza iyice sabitlememiz gerekir. Bunun sebebi nedir? Yine aynı şekilde düşünelim. Yine silahlar veya tüfekleri olduğunu düşünelim. Şöyle bir silahımız var. Biz bunu ateşliyoruz. Peki başlangıçta sisteme sahip olduğu ilk momentum nedir? Sıfırdır. O zaman ilk momentum sıfırsa son momentum ne olacaktır? Sıfır olacaktır. E son momentum sıfır olması için e buradan mermimiz ne yapacak? Belli bir momentumla çıkacak. E merminin momentumuyla silahın momentumu ne olmak zorunda birbirine? Eşit. Çünkü ilk momentum sıfırsa sonunda sıfır olacağı için o zaman mermi ne kadarlık bir momentum sağlıyorsa silah da aynı büyüklükte momentumla geri tepecektir. Dolayısıyla geri tepme momentumu merminin momentumu işte olacak. E o da ne olacak? M çarpı V olacak. İşte geri tepme hızına verilecek. Peki biz bu silahı omuzumuza iyice sabitlersek o zaman ne yapacağız? Silahı vücudumuzun bir parçası gibi düşüneceğiz. Dolayısıyla artık o merminin momentumu sıfırlayacak olan silah artı bizim gövdemizin sahip olduğu momentum olacak. O zaman omuzumuzu sabitlemesi artık silahla bizi bir bütün şeklinde tutmuş olacak. Yani toplam kütlemizi ne yapmış olacak? Sadece silahın kütlesi değil, silah artı bizim kendi kütlemiz olacak. Dolayısıyla merminin momentumuna eşit bir momentum olacak. Kütlemiz büyük olduğu için geri tepme hızımız ne yapacaktır? Giderek azalacaktır. Dolayısıyla geri tepmeyi azaltmak için ne yapıyoruz? Omuzumuza iyice yaslamamızın silahı o sabitlememizin sebebi toplam kütleyi arttırmak gibi düşünebilirsiniz. Momentuma aynı momentuma sahip olması için. Bir sonraki örneğimiz cisimler çarpışsa bu olayda kaç yıllık enerji kaybı olur? E yapışıyorlarsa nasıl bir olay? Esnek olmayan bir çarpışma. Zaten esnek olmayan çarpışmalar sadece ne korunuyor? Momentum korunuyor. Enerji korunmayacak. Peki momentum korunan sistemin son momentumu bulalım. E, sistemin sahip olduğu ilk momentumu eşittir. Son momentum sadece momentum korunuyor. Yönü belir belirtmiş mi? Belirtmemiş. Ben bu yönünü alayım. Artı yön alayım. Bu yönü ne yapayım? Eksi yön alayım. Peki bu cismin momentumu ne kadar? 2 çarpı 10'dan 20. Ama nasıl 20? Artı yönde olduğu için momentumu artı 20. Diğer momentumu ne kadar? Eksi 3 çarpı 20'den 60. Yani sahip olduğumuz ilk momentum kaç? Eksi 40. O zaman son momentumda eksi 40 olması lazım. E bu cisimler ne yapacak? Çarpışacak ve yapışacak. E yapışınca toplam 5 kilo bir cisim olacaklar. E momentumun eksi yönde 40 olması için orta kütle ne yapmalı? Eksi yönde hareket edecek ve 8 metre. bölü saniye hızla hareket edecek. Yani cisimler çarpışınca orta kütle hızımız 8 olacak. Ancak bize neyi soruyor? Bize hızımızı sormuyoruz da enerji kaybını sormuş bu olayda. Peki çarpışmadan önceki ilk enerji. Bu cismin bir enerjisi var mı? Var. Ne kadar? E 1 bölü 2 kütlemiz 2 mv kareden hızımız onun karesi yüzden 100 joule bu cismin enerjisi var. E 1 bölü 2 çarpı kütlemiz m'miz 3 hızımız 20'nin karesi diyelim o da 400. Sadeleştirirsek 200. 600 joule da bu cismin enerjisi var. Yani sistem çarpışmadan önce sahip oldukları ilk enerji toplamı ne kadar? 700 joule'luk enerjimiz var. Peki çarpıştı bunları yapıştı ve ortak hangi hızla gidiyor momentum korundan? de hızla gidiyor. Dolayısıyla sistemin sahip olduğu son enerji nedir dersek 1 bölü 2 mv kare kinetik enerjiden bulacaksak 1 bölü 2 kütlemiz 5 kg hızımız 8 8'in karesi 64 diyelim 64 ile 2 sadece 32 ve 5 ile çarparsak 160 J olacaktır sistemin son enerjisi de bu Dolayısıyla sistemin ilk enerjisi ne da 700'dü son enerjisi 160 Ozan 700 jüllük enerjiden 160 yıl kaldığına göre çıkarırsak ne olacaktır geriye? 540 jüllük bir neyimiz var çarpma sırasında enerji kaybımız vardır. Diyebiliriz. Evet bu örnekte cisimler merkezi ve esnek olarak çarpışıyor. Çarpıştan sonra hızları soruyor. Şimdi esnek çarpışmalarda ne olacak? Esnek çarpışmalarda hız konacak, momentum konacak, enerji konacak. Şimdi momentum konuna bakarsak momentum vektörel yön ver, belirtmediği için ben yönleri kafama göre seçeyim. O zaman bu yönü ben artı yön kabul edeyim. Bu yönü eksi kabul edeyim. O zaman ne diyeceğiz? Sistemin ilk momentumu ile son momentum birbirine ne olmak zorunda? Eşit. Peki ilk momentum dediğim bu cismin momentumu ne? Kütlesi 4 hızı. Kütlesi 2 hızı 4. Momentumu 8. Artı yönde olduğu için bunun momentumu artı 8. Şöyle istedim. Bu cismin momentumu kütlesi 3 hız 2 olduğu için 6 ama nasıl 6? Eksi yönde 6. Bu ilk momentum yani ilk momentumuz artı 2. Peki son momentum kütlemiz kaç? 2 hızımız bilmiyoruz. Hızımıza v1 üssü dedik. Artı diğer cismin kütlesi 3 hızı bilmiyoruz. v2 üssü dedik. Buradan ne olacak? 2 eşittir. 2 v1 üssü artı 3 v2 üssü diyeceğiz. Bu birinci denklemimiz. İkinci denklem olarak ne yapabiliriz? Hız korunumu yapabiliriz. Yani hız korunumu yaparken nasıl yapıyorduk? Bir cismin ilk hızıyla aynı cismin son hızı, diğer cismin ilk hızıyla diğer cismin son hızının toplamını eşitliyorduk. Hız da yine vektörel. O zaman bir cismin ilk hızı ne kadar? Artı 4. Son hızı bilmiyorum. V1 ü. Diğer cismin ilk hızı eksi 2. Son hızı bilmiyoruz. V2 üssü. Buradan 2'yi buraya atarsak o zaman 6 eşittir. V2 üssü eksi V1 üssü diyebiliriz. İkinci denklemimiz de bu. İşte bu iki denklemin çözümlemesinde ne yapacağız? V1 ile V2'yi bulacağız. Mesela altına getirip yazarsak 6 eşittir. V2 üssü eksi V1 üssü. E burayı 2 ile çarparsam ne olacaktır? Taraf tarafı topladığımız zaman 2 V1 üssüler gidecektir. 12 buradan 2 buradan toplam burası ne yaptı? 14 eşittir. 3 ve 2 üssü buradan gelecek. 2 ile çarptığım için buraya 2 ve 2 üssü de buradan gelecek. 5 ve 2 üssü. Buradan v 2 üssümüz ne olacaktır? 14 bölü 5. V2 üssünü bulduğumuz zaman ne yapacağız? Herhangi bir denklemde yerine koyacağız. Mesela V2 üssü yerine ben 14 bölü 5 yazarsam. Bunu bu tarafa atarsak. V1 üssümüz ne olacaktır o zaman? 14 bölü 5 eksi 6. Payda eşitlersek 14 eksi 30 bölü 5. O da V1 üstümüzde ne olacaktır? Eksi 16 bölü 5. Yani V1 üstümüz ne çıkacaktır? Eksi 3.2 V2 üstümüzde 14 bölü 5 yani 2.8 Yani çarpışmadan sonra ne yapacağız V2 dediğim 3 kilo oranlık cisim Nereye doğru gidecek 2.8'de hızla artı kabul ettiğim yöne Doğru gidecek V1 üstü dediğim yani 2 kilo oranlık cisim de Eksi kabul ettiğim yani bu yöne doğru gidiyor Ne kadarlık hızla gidiyor 3.2'lik hızla gidiyordur diyebiliriz Yine altındaki soruya bakacak olursak demiş ki esnek olarak çarpışıyor. Peki esnek çarpışacağı için ne olacak? Momentum korunacak, hız korunacak. Şimdi bu cismin ilk momentumu ne kadar? Bu yönü yine artı yön kabul edersem, bu yönü eksi kabul edersem. Bu cismin ilk momentumu kaçtır? Artı 12'dir. E bu cismin de momentumu ne kadardır? Eksi 12'dir. E o zaman ilk momentumu ikisini toplayacağım. İkisini topladığım zaman vektörel toplamadan ne çıkacak? Sıfır. Peki bu neydi? Özel bir durumdu. Bu durumumuz neydi? İlk momentum sıfırsa yani cisimlerin momentumu birbirine eşit ve zıt yöndeyse cisimler ne yapardı? Hızlarını geldikleri hızla geri dönerdi. Pardon. Dolayısıyla ne yapacak? Çarpışmadan sonra 4 kilogram kütleli cismimiz gelmiş olduğu hız 3 metre bölü saniye ile eksi yöne kabul ettiğimiz bu yöne doğru dönecek. 6 kilogram kütleli cisimde gelmiş olduğu hız 2 ile bu yöne doğru gidecektir. Yani bu nedir? Özel durumdur. Sistemin sahip olduğu ilk momentum sıfırsa cisimler ne yapıyordu? Geldikleri hızla geri dönüyordu. Bu örneğe bakacak olursak yine merkezi ve esnek çarpışıyorlar. E, yalnız bu sefer nelerimiz eşit? Kütlelerimiz Kütleler eşit. Peki kütleler eşitse ne oluyordu? Bu da yine bir özel duruma giriyordu. Kütlelerimiz eşitse cisimler ne yapardı? Hızlarını değişirlerdi. Yani çarpıştıktan sonra mavi cisim, hem kütleli mavi cisim ne yapacaktır? Diğer cismin hızını alacaktır. Yani ikili hızla buraya doğru gidecektir. Kırmızı veya pembe kabul ettiğimiz bu cisimde ne yapacaktır? Hız değişimi olduğu için mavinin hızını alacak. Altılı hızla bu yöne doğru gidecektir diyebiliriz. Bir sonraki örnekte de demiş ki sürtünme sistemi şekilde konu bırakılan özdeş cisimler. Cisimler nasıl özdeş? Özdeş demek ne demek? Kütleler eşit. Bu cisimler O noktasında merkezi ve esnek çarpışıyorlar. E kütleler eşitse ve esnek çarpışıyorlarsa ne olacaklardır? Hızlarını değişeceklerdir. Peki hızlan değişince ilk cismi buraya gelince ne yapacaktır? 9 yaştan düştüğü için enerji dönüşümü yapabilir veya haçtan düştüğü için MGH orada kaybettikleri potansiyel 1 bölü KM ve kareye dönüştü dersem M'ler gider. Bu cisimler kazanacakları hız neye bağlıdır? Kök 2GH yani bırakıldığı yüksekliğin kare ile orantılıdır. Dolayısıyla x cismimiz buraya geldiği zaman 9H'dan geldiği için 3V ile hızla gelecek. Y cismi de 1H'dan geldiği için 1V ile çarpacak. E, kütleler eşit olduğu için ne yapacaklar? Hız değişecekler. Hızlar değişince o zaman x, y'nin hızını alacak. Yani 1V ile hızla gidecek. Y de x'in hızını alacak ve ne yapacak? x'in hızı olan 3V'yi alacaktır. Çarpışmadan sonra o zaman x, v hızı aldığı için V'li kızda ne yapacaktır? 1H yükselecektir. Y cismi de 3 veli kız aldığı için 9H yükselecektir. Ve X buraya, Y de buraya çıkacaktır diyebiliriz. Bu örneğimizde demiş ki V1 ve V2 de aynı anda atılan cisimler orada çarpışıp yapışıyorlar. E yapıştıklarına göre esnek olmayan bir çarpışma bu. Çünkü kütle sayısı değişiyor. Ortak kütle okyanına gittiğine göre kütleleri soruyor. Şimdi esnek olmayan çarpışmadan ne korunacak? Sadece hız korunacak. Yani sistemin sahip olduğu ilk momentumla son momentum birbirine ne olmak zorunda? Eşit. E çarpıştıktan sonra ortak orta kütle bu yöne doğru gidiyorsa demek ki sistemin son momentumu bu yöne doğru olması gerekiyor. O zaman son momentum bileşenlersem son momentum yatayı kaç birim? 3 birim. Düşeyi kaç birim? 1 Bir birim. E son momentum bu ise ilk momentumda ne olmak zorunda? Buna eşit olmak zorunda. Peki momentum kütleyle hızların çarpımı. Kütleleri biliyor muyuz? Kütleleri bilmiyoruz. Hızları da bilmiyoruz. Yalnız hızları ne yapabiliriz? aynı anda atılıyor cisimler ve o da aynı anda çarpışıyor. O zaman hızları aynı sürede aldıkları yolla orantılı diyebilirim. Yani V1 hızını ne yapabilirim? Şu şekilde 2'ye 1 kök 5 birim. V2 hızında 2 kök 2 birimlik bir hızmış gibi düşünebilirim. Çünkü hızlar aynı sürede aldıkları yolla orantılı olacak. Peki hızı bileşenlersem hızı ne olacaktır? 2'ye 1 şeklinde olacaktır birinci ismin. E, momentum bulmak için bunu kütleyle çarparsam o zaman birincinin momentumu ne olacaktır? Buraya doğru 2 çarpı M1 aşağı düşe aşağı doğru da 1 çarpı M1'den M1, diyebiliriz. V2 hızını bileşersem hızı kaça kaçtır? 2'ye 2'dir. Momentum bulmak için kütlesiyle çarparsak o zaman momentumu ne olacaktır? 2 çarpı m 2 M2 buraya doğru. 2 M2 yukarı doğru olacaktır. Peki bu ikisinin sahip olduğu toplamı ne verecektir? Bana son momentum verecektir. E son momentum 3'e 1'di. O zaman bunların yatay toplamları yani yatay momentumları yani 2 M1 artı 2M2 yatay olan neyle eşit orantılı olmak zorunda? 3 ile orantılı bir değer olacak. E son momentum yukarı doğru bir birim dozan yukarı doğru olduğuna göre demek ki şu 2'nin momentumu yukarı doğru olan momentum 1'den daha büyük. Dolayısıyla yukarı doğru 2M2'den aşağı doğru olan 1M1'i vektörel çıkardığım zaman bileşki yukarı doğru ne vermesi lazım? bir birimi vermesi lazım. E taraf taraf oranlarsak içler dışlar çarpımı yaptığımızda Burada ne diyeceğiz? 2m1 artı 2m2 eşittir. 3 ile çarparsak burayı 6m2 eksi 3m1 diyebiliriz. m1'i buraya atarsam 5 tane m1. m2'yi de buraya atarsam eksi olarak geçeceği için 4 tane m2. Buradan m1 bölü m2 oranı ne çıkacaktır? 4 bölü 5 bulacağız. Bu örneğimizde sürtümüz yatay düzlemde m kütleli cisim v hızıyla atılıyor. 2 m kütlede 2 kök kök 2 v hızıyla atılıyor. O zaman kök 2 v'yi şöyle bileşenlersem v v desem bu hızına da. Bunlar ne yapıyor? Çarpışır ve yapışıyor. Ortak kütlenin hızını soruyor. E çarpış ve yapıştığına göre kütle sayısı değiştiğine göre bu esnek olmayan bir çarpışma. Yani ne korunacak? Sadece momentum korunacak. İlk momentum son momentum eşit. Tabi nasıl yapacağız? Vektörel. Bu cismin momentumu ne? Kütlesem hızı v olduğu için bu yöne doğru m çarpı v diyebiliriz. Peki bunun hızını vv gibi düşündük. E kütlesiyle çarparsam bu cismin momentumda ne olacaktır? Bu yöne doğru 2mv yukarıya doğru 2mv olacaktır. E, i̇lk momentum bunların toplamı. E ben bunları vektörel toplarsam ne olacaktır? Yukarıya doğru 2mv sağa doğru mv'lik momentum olacak. Yani arada kaç kaç derece? 90. İlk momentum bu ikisini vektörel toplarsam 2'ye 1 olduğu için ne diyebilirim? Kök 5mv'lik momentuma sahip. E bunlar çarpıştı ve burada ne yaptı? Yapıştı. Yapışınca toplam kütle M2M kaç M'e çıktı? 3M'e çıktı. O zaman ortak hızları ne olması lazım momentumdan korunabilmesi için? Yine köken beş, kök 5 ve eşit olması için. Bu cisimlerin sahip olduğu ortak hız ne olacaktır? Kök 5 bölü 3V olacaktır. Ha, momentum 2'ye 1'di. O zaman bunların çarpıştıktan sonra gideceği hareket doğrultusunda ne olacaktır? 2'ye 1 şu doğrultuda gideceklerdir. Ama hız değeri olarak baktığımız zaman hız değeri olarak ne kadarlık hız değeriyle gideceklerdir? Kök 5 bölü 3 V'lik hızla gideceklerdir diyebiliriz. Bu örneğimizde diyor ki durmakta olan bir cisim iç patlama sonucu farklı iki kütleye ayrılıyor. Saçılan bu parçaların hangileri aynıdır? Şimdi cisim başlangıçta duruyorsa nasıl bir ilk momentumu nedir? İlk momentumu sıfırdır. Ve iç patlama sonucu parçalar ayrıldığına göre bu esnek olmayan bir çarpışma. Sadece momentum korunacak. İlk momentum sıfırsa son momentum da sıfır olması lazım. O zaman bu cisim ne yaptı? Farklı iki kütleye ayrıldı. Yani parçalar kütlelerin birbirlerine en belli M2 farklı derdi. Ama son momentum sıfır olması lazım. Son momentum sıfır olması için ne olması lazım? Mutlaka bunların momentum birbirine eşit ve zıt yönde olacak. Yani atıyorum bu cisim bu yöne doğru saçılıyorsa diğer cisim bunu sıfırlaması için tam ters yöne doğru saçılacak. Ve bunun momentumu ile yani m1 çarpı v1 ile m2 çarpı v2 büyüklük olarak birine eşit olmalı ki ne yapsın sıfırlasın. Veya tam tersi bu cisim bu yöne doğru saçılıyorsa diğer cisim bunu sıfırlaması için tam zıt yönüne saçılması gerekiyor. Yani dolayısıyla bu iki parçanın momentumları sıfırlaması için doğrultular mutlaka ne olmak zorunda? Aynı doğru üzerinde olmak zorundalar ki birbirini sıfırlayabilsin. E, kütleler farklı. E, momentumların eşit olması için kütleler farklı. Hızlar kesinlikle farklıdır. Ama momentum büyüklük olarak nedir? Tam momentumlar zıt yöndedir ama sıfırlaması için birbirine ne olmak zorunda? Eşit. Yani 1 ile 3 kesinlikle aynıdır diyebiliriz. Bir sonraki örneğimiz de yine aynı şekilde. Durmakta olan cisim iç patlama sonucu iki parça ayrılıyor. Bu parçaların kinetik enerji oranlarını bulmak istiyoruz. E durduğuna göre ilk momentumumuz nedir? İlk momentumumuz sıfırdır. Ve o zaman son da sıfır olması gerekiyor. Çünkü patlamalarda ne olacaktır? Pa Esnek olmayan bir olaydır. Sadece momentum konacak. Dolayısıyla cismin bir tanesi momentum ile diğerinin momentumu birbirine eşit büyüklükte ama zıt yönde olması lazım. Yani M1 ile V1'in momentumu diğer parça momentumu M2 çarpı V2'ye büyüklük olarak ne olmak zorunda eşit. Ama bana kinetik enerjilerin oranını bul diyor. E kinetik enerji dediğim şey 1 bölü 2 m1 v1'in karesinin 1 bölü 2 m2 çarpı v2'nin karesine aldım. Hangileri bilmek gerekli ve yeterlidir? Eğer bana hızların büyüklükler oranını verirse yani hızları oranı verirse mesela dese ki bunun hızı 3 v bunun hızı 2 v e momentumla eşit olacağı için ben buradan da kütleleri bulabilirim. E kütleleri ve hızları biliyorsam bunları bulmam yeterli midir? Evet yeterlidir. Tam tersi kütlelerin oranı verse o zaman kütleleri verse de ben buradan momentumlar işte olacağı için hızlar oranı bulurum. Bunun için de yeterlidir. Momentumlarını verse mesela dese ki cismin bir tanesi momentumu 10. E diyelim yani momentum büyüklük olarak 10 olacak ama kütlesi 5'e 2 mi yoksa işte hızı kaça kaç 2'ye 5 mi veya 2.5'a işte 4 mü kesin bir şey deme şansım var mı yok. Yani momentumlarını bana verirse ne yapamam oradan oran bulamam. O zaman gerekli ve yeterli dediği için o zaman sadece 1 veya sadece 2 verse yeterli. Yani 1 veya 2 verirse bana yeterli olacaktır. Bu örneğimizde demiş ki 3M kütlediği parça yatay düzlemde V hızla giderken iç patlama sonucu 2M M diye iki parça ediyor ve şekildeki yönlerle gidiyor. Buna göre hangileri sorunun devamı hangileri kesinlikle doğrudur? Kesinlikle doğrudur olacak. Evet şimdi burada dikkat edeceğimiz olay ne? Yine patlıyor. Kütle sayısı değiştiği için esnek olmayan bir olay. Sadece ne korunacaktır? Momentum korunacaktır. Yani sistemin ilk momentumuyla son momentum birbirinden olmak zorunda değişti. Peki ilk momentumuz gelen parçanın momentumu. Yani ne? Yatayda. O zaman ilk momentumuz yataydaysa son momentumda mutlaka ne olması lazım? Yatay düzlemde olması lazım. Peki şu parçanın momentumu kütlesi 2m hızı v1 olduğu için momentumu 2m çarpı v1'dir. Peki bu momentumun bileşenlerine bunun düşey bileşeni ne olacaktır? 2m v1'in sinüs alfası olacaktır. Yatay bileşende 2m v1'in kosinüs alfası olacaktır. Peki diğer parçanın momentum kütlesi m hızı v2 olduğu için momentumu m çarpı v2'dir. Bunda da yatay bileşen ne olacaktır? m v2'nin kosinüs alfası. Düşey bileşende ne olacaktır? m v2'nin sinüs alfası olacaktır. Peki ilk momentumuz neredeydi? dedi. İlk momentum yatay ise son momentum yatay olması için şunun düşey bileşeni, şunun düşey bileşimi birbirini ne yapması lazım? Yok etmesi lazım. Yani ne olması lazım? 2mv1 sinüs alfa1'in mv2 sinüs alfa2'ye eşit olması lazım. M'leri zaten sadeleştirirsem ben buradan 2v1 sinüs alfa1 eşittir v2 sinüs alfa2 diyebilirim. Peki şu denklemimize bakacak olursak Şimdi V2 V1'den büyükse. E şimdi V2 V1'den büyükse. Tamam V2 V1'den büyük de. Burada önemli olan bir 2 V1 var. Acaba V2 V1'den büyük ama V2 2 V1'e eşit mi? Yoksa 2 V1'den de mi büyük? Yoksa sadece V1'den daha büyük değer mi? Kesin bir şey deme şansım yok. Dolayısıyla açıları buradan ne yapamam? Kıyaslayamam. Peki alfa 2 daha büyükse açı büyüdükçe sinüsler ne yapacaktır? büyüyecektir. O zaman alfa 2 daha büyükse Ozan sinüs alfa 2 sinüs alfa 1'den daha büyüktür. E bu bundan daha büyükse e, denklemin sağlanabilmesi için ne olması lazım? 2V1'in de V2'den büyük olması lazım. O zaman 2V1 V2'den daha büyük olacağına göre sinüs bundan büyükse pardon, bu bundan büyükse tam tersi. Eşitliğin sağlanabilmesi için pardon. Evet 2V1'in V2'den büyük olması lazım. O zaman 2V1 V2'den büyükse o zaman illa V1 V2'den büyüktür veya V2 V1'den büyüktür diye kesin bir yargıda bulunma şansım yok. Üçüncü olarak şuna bakacak olursak. Alfa 1 daha büyük. Açı büyüdükçe sinüs de ne yapacaktır? Büyüyecektir. O zaman sinüs alfa 1 alfa 2'den büyükse sinüs değeri bunun sinüs değeri bundan büyüktür. Eşitliğin sağlanabilmesi için o zaman V2'nin de nereden büyük olması lazım? O zaman V2'nin de kesinlikle 2V1'den bile büyük olması lazım. V2, 2 ve 1'den de büyükse o zaman bu kesinlikle yanlış olacaktır. Yani kesin doğru yoktur. O zaman düzeltmelerde şunu da değiştirmemiz lazım. O zaman V2 2 ve 1'den büyük deyip cevabımız yalnız 3 olacak. Dediğim gibi daha bunların düzeltmelerini tam yapamadık. Sınav yaklaştığı için sadece yetişebilmesi için arkadaşlar eksik de olsa biraz konu anlatımı olsun diye yapıyoruz. Kusurumuza bakmayın şimdilik. Bu örnekte düşe yukarı atılan bir cisim maksimum yükseklikte iç patlama sonucu iki parça alıyor. Bu parçalar yata yatış hareketi yapıyor. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde bir soru olsun. Şimdi burada ne var? Cisim patlıyor, iki parça oluyor. Yine esnek olmayan bir olay. Momentum konu yapacağız. Yani ne diyeceğiz? Patlamadaki ilk momentum, son momentumla eşittir. Yalnız burada dikkat edeceğimiz olay ne? bu patlama olaylarında momentum olarak tam patlama anındaki momentumu alacağız. Yani ben bu 3M kütle cismi V0 hızıyla atıyorum. Yukarı doğru çıkıyor çıkıyor çıkıyor. İlk momentum olarak atıldığı andaki momentumu almayacağım. Neyi alacağım? Patlama anındaki momentumu alacağım. Peki nerede patlamış bu adam? Maksimum yükseklikte. E aşağıdan yukarı atış hareketinde maksimum yükseklik en tepe noktada ne olacaktır? Anlık olarak hızı sıfır olduğu anda patlamış. Yani bu sistemin ilk momentumu nedir? Sıfırdır. O zaman ilk momentum sıfırsa son momentum da sıfır olması gerekiyor. Ve son momentum sıfır olması için bunlar yatay atış hareketi yaptığına göre bu cisim v hızıyla gidiyorsa momentumu 2 v ise sıfır olması için bu cismin ne olması lazım? 2 v hızıyla gitmesi lazım. E yatay atış hareketi yapıyorlarmış. O zaman aynı yükseklikten düşüyorlar. O zaman haşlar eşit olduğu için yere ulaşma süreleri nedir? Birbirine eşittir. Yalnız bu v hızıyla gittiği için x kadar yol alırken bu 2v ile gittiği için aynı sürede 2x yol alacaktır. Parçaların yatayda aldıkları yollar eşittir. Hayır. X'e 2x oranlıdır. Parçaların yatay momentum büyüklükleri eşittir. Evet. Büyüklük olarak bunun yatay momentumu ile bunun yatay momentumu ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Yere düşme süresi e, yatay yatış hareketi yapıldığı için sadece haşa bağlı. E, aynı yüksekten düştüğü için eşittir. Yere çarptığı andaki momentum büyüklükleri. Şimdi bu parça yere çarptığı anda iken m kütle cisim yatay hız zaten değişmediği için M yani yatay momentuma sahip. M kütleli cisim de yine yatay hızla değişmediği için 2V. Yatay momentumlar birbirine eşit. Ama T sürede düştüğü için ne yapacaklar bunlar? Bir de düşey hız kazanacaklar. E aynı sürede düştüğü için yer çekiminden dolayı aynı düşey hıza sahiptirler. Ama kütleleri ise ne? M ve 2M. Dolayısıyla bunun düşey momentumu ile bunun düşey momentumu birbirine eşit olmayacak. Bu iki olduğu için bunun düşey momentumu daha büyük olacak. Dolayısıyla yere çarptan da ki momentum bu ikisinin birleşkesi olduğu için iki hem kütleli parçanın momentumu hem kütleli parça momentumundan daha büyük olacak. Yani büyüklük olarak eşit olmayacaktır. Yani cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Bu örneğimizde demiş ki eğik katılan bir cisim tam tepe noktasında iç patlama sonucu iki parça ayrılıyor. Şimdi patlamalarda ne oluyor? Momentum korunuyor sadece esnek olmayan olay oldu işte ama tam neredeki momentum Tam patlama andaki momentum bizim ilk momentumumuz oturuyor. Atıldığı andaki değil. O zaman cisim nerede patlıyor? Tam tepe noktasında. E'ye katılan cismin tam tepe noktasında sadece neyi vardır? Yatay hızı vardır. E, sadece yatay hızı olduğu için demek ki sistemin ilk momentumu nereye doğru? Sadece yatayda olacak. E, i̇lk momentumuz yataydaysa o zaman son momentumuzda ne olması lazım? Yatayda olması lazım. Parçalardan biri bir yönünde saçılmış. Yani parçalardan bir tanesinin momentumu bu yöne doğruymuş. E, diğer parça nereye saçılmış olabilir diyor. O zaman bu parça momentum ile diğer parça momentum toplamı neyi vermesi lazım? Bana ilk momentum vermesi lazım. Dolayısıyla ne olabilir? Mesela ilk momentum buraya doğru atıyorum. Kaç dedik? 80 dedik. İlk momentum 80 ise mesela bu parçalardan bunun momentum zaten tek başına 80 oluyorsa diğer parça ne yapabilir? Serbest düşme hareketi yapabilir. Ki öyle bir saçılma yönü vermemiş. Serbest düşmeye yön vermiş. Belki de bu parçanın momentumu ne olacaktır? Bu parçanın momentum mesela 100 olacaktır. O zaman ilk momentum 80 son momentum 80 olması için de o zaman diğer parça momentumu ters yönde yani iki yönde olabilir. Veya bu parçanın momentumu 40'tır. E, ilk momentum 80'de o zaman eşit olması için diğer parça momentumu da aynı yönde yani bir yönünde de olabilir. O zaman bir yönde olabilir, iki yönde olabilir. Ama eğer diğer parçanın 3 veya 4 yönde saçılmış olsaydı ne olacaktı? Mutlaka bir düşey momentum olması lazımdı. Ama parçanın bir tanesi momentumu düşeyi yok. Dolayısıyla ilk momentum da düşey olmayacaktır. Dolayısıyla 3 veya 4 yönde saçılma şansı yok. Çünkü 3 veya 4 yönde saçılıyorsa ikisinin vektörel toplamı yatay bir doğrultuyu ne yapmayacaktır? Vermeyecektir. Yani diğer parça 1 ya da 2 yönünde saçılmış olabilir diyebiliriz. Peki bu sorumuzda demiş ki e katılan bir isim atıldıktan bir saniye sonra patlam iç patlama sonucu iki parça ediyor. Parçalardan birinin hızlı şekildeki bu olduğuna göre diğer parçanız nedir? yine patlayıp parçalar ayrıldığı için destek olmayan bir olay. Ne konulacak? Sadece momentum konacak. Ama momentum hangi momentum? Tam patlama andaki momentum. Yani bu cisim atıldığı anda ne yapmıyor? Patlamıyor. İki eşit parça ayrıldığı için ben başlangıçtaki kütlesine 2m diyeyim. hızını bileşenlersek bu cismin yatay hızı kaçtır? 40'tır. Düşe hızı kaçtır? 30'dur. O zaman momentumu yüzdemeyeceğiz. Niye? Çünkü bir saniye sonraki momentum lazım. Tam patlama andaki. O zaman atılan bu cisim 2M kütle cisim bir saniye sonra ne olacak? Yatay hız hareket boyunca değişmeyecek. Eğik atışta 40 olacak. Ama düşey hızı 30'du bir saniye sonra ne yapacak? Hızını 10 azaltacak. O zaman düşey hızı kaç olacaktır? 20. O zaman ilk momentum şu andaki bu momentum. Çünkü tam ne yapıyor? Tam şu anda patlayacak. O zaman momentum'umuz yatayı ne kadardır? 80M. Düşeyi ne kadardır? 40M'dir diyebilirim. E i̇lk momentum buysa son momentumda buna ne olmak zorunda? Eşit. Peki parçalardan bir tanesi bu yöne gitmiş. E eşit parça ayrıldığı için 2m demiştim. Parçanın bir tanesine m dedim. E hız da buraya doğru 50. Hızını bileşenlerse buraya doğru hızı kaç olacak? 40. Düşey hızı kaç olacaktır? 30. Kütleyle çarparsam o zaman momentumu 40m, 30m olacaktır. O zaman ilk momentumumuz 80'e 40'tı. Son momentumumuz da aynı olması için bu parçanın yatay momentumu 40 olduğuna göre o zaman yatayda 80 olabilmesi için diğer parçanın momentumu ne olması gerekiyor? Yatayda 40m'lik bir momentum olması lazım. İlk momentum düşey yukarı doğru 40 sa bunun momentum 30 o zaman eşit olabilmesi için diğer parça momentumu da yukarı doğru 10 m olması gerekiyor. Aradaki açı kaç derece? 90. E, yaparsak ne olacaktır? Kök 170 mi oluyor? 40'ın karesi. 16, 17. Evet kök 170 olacak. E kütlesi zaten m olduğu için o zaman hızla kök 170 diyebilirsiniz. Veya hızına ne yapabilirsiniz? 40'a 10 şeklinde yapıp bileşkesini de alabilirsiniz. Peki bir sonraki örneğe bakacak olursak demiş ki yeterince uzun ipe bağlı 800 gramlık takoz 55 metre altından 200 gramlık mermiyi ateşleniyor. Mermi bir saniye sonra takoza saplanıyor. Buna göre takoz olduğu seviyeden kaç metre yükselebilir? Şimdi saplandığı için ne olsun bir olay? Esnek olmayan bir çarpışma. Enerji kaybı olacak. Dolayısıyla enerji korununa giremem. Ne korunacak sadece? Momentum konacak. İlk momentum son momentum eşit olacak. Peki momentum olurken kütlemiz ne kadar? Kütlemizi kilogram cinsinden alacağınız için 0.2 kilogram. hızımızı bilmiyorum. Yalnız bir saniyede ne yapmış bu adam? Takoza saplanmış bir saniye sonra. O zaman bir saniyede düşeri 5 metre yol alacak. E, yukarı doğru çıkarken bu cisim ne yapıyordu? Sonuçta ilk hızı olduğu için ve 0 çarpı t eksi yavaşladığı için 5'te kare diyorduk. H'ımıza. E bir saniye dediğine göre 55 metre yol alacağı için demek ki buradaki ilk hızımız kaç olmalı? 60 metre bölü saniye olmalı ki bir saniye normalde sabit hızla gidecek de 60 metre ama eksi 5 t kareden dolayı 55 metre yol alacak. Peki o zaman bir saniye sonra hızı ne olacak? 60'tı ama tam saplanma andaki hızı kaç olacaktır? 50. Yani tam bu sakuzu saplanırken 50 metre bölü saniye hızla saplanacak. Yani merminin momentumu ne olacak? Kütlesi 0.2 hızı ise 50 metre bölü saniye. Yani merminin momentumu yukarı doğru nedir? 10'dur. E ilk momentumuz 10 sa son momentumuz da 10 olması lazım. Peki mermi takoza saplandı. 800 gram, 200 gram daha içine girdi. Toplam kütlemiz ne kadar oldu? Toplam kütlemiz 1 kilogram oldu. E o zaman momentumuzun olması için o zaman mermi bu takoza ortak ne kadar hızlı hareket edecek? 10 metre bölü saniye hızlı hareket edecek. E düşey düzlemde yukarı doğru fırladıklarına göre 10 metre bölü saniye hızla ne yapacaktır? 1 saniye çıkabilecektir. Ya enerji dönüşü yapabilirsin ya da atış gibi düşünebilirsin. O zaman bir saniyede kaç metre çıkacaktır? 5 metre diyebilirsin. Ya da ne yaparsın? Dersin ki sahip olduğu oradaki 1 bölü 2 m v kare hızı 10 olduğu için onun karesini. Ne yapacak? m g h'e dönüştürecek. m'ler giderse g'yi 10 alırsam 10 ile 10'un karesi giderse h eşittir ne çıkacak? 5 metre. Yani saplandıktan sonra beraber 5 metre yükselecekler. Diyor ki 1 metre yüksekten beton zemine düşen yumurta kırılırken pamuk yağına düşerse o yumurta kırılmaz. Sebebi nedir? Şimdi bir metre yüksekten düşen bir yumurtamız olsun. E yumurtamız burada sahip olduğu potansiyel enerji niye dönüştürecek? Kinetiğe dönüşecek. E bir metreden düştüğü için yere V hızıyla çarpacak. E yine bir pamuk yağına düşerse bir metreden. E yine aynı yüksekten düştüğü için aynı enerji konuda yine aynı V hızıyla çarpacaktır. Yani betona ve pamuğa çarptığı andaki ilk momentumları nedir? Eşittir. E düştükten sonra ne yapacak? Bu duracak ilk momentumlarına m çarpı v diyeyim. E son momentumlarda ne kadar olacaktır? E duracağı için sıfır olacaktır. Dolayısıyla momentum değişimimiz ne kadar? m çarpı v'lik bir momentum değişimine sahip olacaklar. Peki momentum değişim demek yüzeyin bunlara uyguladığı itme demektir. E itme de yüzeyin uyguladığı kuvvet çarpı zamandır. Şimdi ikisinde momentum değişimi aynı olacak. Yani ikisine de aynı itme büyüklüğü uygulanacak. Yalnız betona çarptığı zaman durma süresiyle pamuğa çarptığı zaman durma süresi aynı olmayacak. Betona çarptığında anında duracak. Süre ne kadar kısa olursa işte beton uyguladığı kuvvet o kadar fazla olacaktır. Pamuğa çarptığı zaman durması daha yavaş süreceği için yani daha uzun süre geçeceği için süremiz artınca etkeden aynı itmeye sahip olacağı için kuvvet değerini ne yapacaktır? Azalacaktır. Daha az kuvvet uygulandığı için de yumurtamız ne yapmayacaktır? Kırılmayacaktır. Aynı mantıkla trafik kazanı can kaybını azaltmak için arabaların kabortaları çok sağlam metalden yapılmaz. Sebebi nedir? Normalde kaportaları yapmaz ne yaparlar? Genelde biraz daha yumuşak yaparlar. Yani hemen bastırınca eğilir. İşte bunun sebebi nedir? Sonuçta arabanın belli bir kütlesi ve belli bir hızı var. Allah muhafaza kaza yaptık. Gittik bir betona veya duvara çarptık. E şimdi belli bir kütlemiz vardı ve belli bir hızımız olduğu için ne olacaktır? Bir ilk momentumuz var. Ne kadar? M çarpı V. E çarptık ve ne yapacak? O araba duracak. Son momentumuz ne olacak? Sıfır olacak. Aynı yumurtanın çarpıp durması gibi. Dolayısıyla bir momentum değişimi olduğu için arabaya o yüzey, duvar bir ne yapacak? itme uygulayacak. E, uyguladığı itme ne olacaktır? Kuvvetli etki etme süresinin çarpımı. İşte kaborta ne kadar sağlam olursa durmamız ne olacaktır? Aynı beton zemine çarpmış gibi daha kısa süre olacaktır. Ama kabortalar belki sağlam olmadığı için ne yapacaktır? O çarpma sırasında ezilecek, büzülecek ve ne yapacaktır? Daha uzun sürede durması sağlanacak. E, süreyi uzattıkça ne olacaktır? O arabayı etkeden veya bizi etkeden kuvvet değeri ne yapacaktır? Giderek azalacaktır kuvvet değeri azaldığı için daha az zarar görmüş olacağız. Yani cana mala gel, cana geleceğine mala gelsin mantığında gitmiş oluyoruz. Bu örnekte demiş ki cisim ve araba 10 metre bölü giderken cismi arabanın üzerinden 10 metre bölü şekildeki gibi atıyoruz. Ama nereye göre atıyoruz? A şıkkında yere göre atıyoruz. B şıkkında araca göre şekilde hızla atılmış oluyor. Diyor ki cisim atıldıktan sonra arabanın hızı ne olur? Şimdi bu sorularda yapacağımız olay ne olacak? Atılan cismin her zaman bize nereye göre hız lazım? Yere göre hızı. A şıkkında zaten yere göre hızı verdiği için orada problem yok. E başlangıçta ikisi tek bir cisim halindeyken sonra iki parça ölüyor. Yani esnek olmayan bir olay. Ne korunacaktır? Sadece momentum korunacaktır. Peki ilk momentumuz son momentumuz eşit olacak. İlk durumda araba ve cisim beraber gidiyor. Yani toplam ne kadar kütle var? 6 m kütle var. Ve hangi hızla gidiyorlar? 10 metre bölü hızla gidiyorlar. Yani ilk momentumuz Nasıl? İlk momentumuz yatayda kütlemiz 6M, hızımız 10 olduğu için 60M'lik momentum var. İlk momentum buysa son momentumda buna ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Peki sonra aşıkına bakacak olursak cismi buradan ne yaptık? 10 metre bölü saniye hızla attık. O zaman sen cismin hızını bileşenlerirsen buraya doğru hızı kaç olacak? 8. Yukarı doğru hızı kaç olacak? 6. Nereye göre hız zaten? Bu yere göre hız. Biz de zaten yere göre hız almamız gerektiği için problem yok. O zaman atıldıktan sonra cismin momentumu ne olacaktır? Cismin momentumu buraya doğru 8M yukarıya doğru da 6M'lik bir momentumu var mı? Peki arabanın momentumu ne olacak ki toplamları bana ilk momentumu versin? O zaman 60M olacağı için o zaman arabanın momentumu buraya doğru ne olması lazım? 52M'lik bir momentum olması lazım ki toplamı 60 versin. Bir de aşağı doğru 6M olması lazım ki bu iki vektörü topladığım zaman bana yatayda ilk momentum versin. Yalnız dediğim gibi araba ne yapmayacak? Yerin dibine gidemeyecek. Burası yüzeyin tepkisi tarafına zaten sıfırlanacak. Dolayısıyla arabanın momentumu ne olması lazım? 50 iken. O zaman arabanın momentumu 50 iken olacaksa e, atıldıktan sonra arabanın kütlesi 5 m olduğu için o zaman arabanın hızı ne olacaktır sorunun A şıkkında? 52 bölü 5. O da 10.4 metre bölü saniyedir diyebiliriz. Sorunun A şıkkı. B şıkkında ise araca göre 10 metre bölü saniye Bize ise ne göre, nereye göre hız lazım bu tip sorularda? Her zaman atılan cismin yere göre hız e, yere göre hız da nedir? atılan cismin hızıyla arabanın hızının toplamıdır. Yani atıldığı hareketlerin toplamıdır. Tabi nasıl vektörel toplam olacak. Yalnız burada dikkat edin. Yere göre hızı bulurken şimdi cisme ne attık nereye göre arabaya göre 8 attık. O sırada arabada da gittiği için o zaman yere göre hızı 18 demeyeceğiz. Çünkü cisim atılırken arabanın hız değerini ne yapacaktır? Değiştirecektir. Dolayısıyla yere göre hızı bulurken cismin hızıyla arabanın hızını toplarız. Ama arabanın hangi hızını toplayacağız? Arabanın atıldıktan sonraki hızını atıldıktan sonraki hız değerini topluyoruz. Yani ne yapacağız? Şunu yapacağız. Şimdi arabanın momentumu ne kadar? Arabanın momentumu şu yöne ben artı yön kabul edeyim. 5M hızı bilmiyorum. Zaten bana onu soruyor. Ve araba dedik atıldıktan sonra bunun momentumu. Peki cismin momentumu yatay bir momentumu var. Ne kadar? Kütlesi M. E hızı e8 kendi hızı var. Artı bir de arabanın hızı olacak. Ama hangi hızı atıldıktan sonraki hızı. Ha bir de düşe yukarı doğru olacak da düşe yukarı doğru olan bize alakalı etmiyor. O zaten arabanın aşağı doğru olan momentumuyla yer tarafından sıfırlanacak. Bu ikisinin toplamı bana neyi verecektir? Bana 60 m verecektir. M'leri sadeleştirirsem. 5V araba buradan. V araba buradan. 6 tane V araba. 8 öbür tarafa atarsak 52 olacak. O zaman arabanın atıldıktan sonraki hızı B şıkkı için sorunun B şıkkı için V araba ne olacaktır? 52 bölü 6 diyebiliriz metre bölü saniye ve eşlikimiz de bu olacak. Evet arkadaşlar, it momentum ile ilgili genel şöyle soru çözümleri yaptık. İnşallah faydamız olmuştur. Görüşmek üzere.